Van Gölü Ekspres programından iyi haftalar. Bu haftaki konuğumuz Deva Partisi Van Teşkilat Başkanı Fuat Atan. Fuat Atan aynı zamanda iki dönemde Gürpınar Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Atan'la hem Deva Partisi'ne yaptıkları çalışmaları hem de yerel yönetimleri konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta sizleri sonra Kanal 65 çalışanlarını ve Van'da hemşerilerimi saygıyla selam diyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet. Siz şöyle ben o zaman başlayayım. Bilmiyorum konuşacağınız bir şey var mı ama konuşuruz. Buyurun. Hani Van'da siyasetin abisi olarak bilinirsiniz. Yani bu sağcısında da böyle solcusunda da herkes sizi sever. Sonuçta iki dönem belediye başkanlığı da yaptınız. Ben hani Deva'ya geçince de ses getirdiniz. Ya işte Fuat Atan da bak Deva Partisi'nde. Bir hem siyaset serüveninizi dinleyelim hem de neden Deva'dasınız? Evet. Ben şöyle söyleyeyim. 2004 yılında Bahçesaray Belediyesi'nde çalışırken Gürpınar Belediye Başkanlığı'nı düşünmüştüm ve istifa edip aday oldum. Malum şu anki iki partinin dışında bir kulvarda siyaset yapmak çok zor. Şöyle suyun tersine kürek çekmeye benzer. Ama o dönemde vatandaşın da teveccühüyle şükürler olsun ki kazandık. Gürpınar'da iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapmış bir insan daha yoktu. Bu bize nasip oldu. İkinci seçimde 2009'da girdiğimizde yine farklı bir siyasi partiyle yani malum iki etkin partinin dışında Gürpınar'da %52 gibi bir çoğunlukla biz orayı aldık. Burada tabii Fuat Atan'ın değil, orada vatandaşın iradesine dik bir şekilde sahip çıkması ve doğruyu seçmesi diye etken. Gürpınarlılar bu konuda gerçekten üstlerine düşeni yaptılar. Biz de o süreç içerisinde Gürpınarlılara elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii o zaman imkanlar çok kısıtlıydı, çok sınırlı imkanlardı. Ama yine de vatandaş sizi doğru, güvenilir gördüğü zaman aza çoğa bakmaz. Dolayısıyla ben Gürpınarlı hemşehrilerime her zaman minnet ve şükran borçluyum. Onlar bizi desteklediler. Biz de bunlar için elimizden geleni yaptık. Daha sonra 2014 seçimlerinde ben bir adaylığı söz konusuydu ama bir şekilde önüm kesildi. Aday edilmemem konusunda bazı engellerle karşılaştım. 2014'te ben aday olmadan siyaseti bıraktım. 2015 yılında Van'da etkin, inovasyonda çok önde bir firmanın, büyük bir firmanın, üretici bir firmanın yaklaşık 5 yıl koordinatörlüğünü yaptım. 2020 yılının Mart ayında Deva Partisi'nin kurulmasıyla ben heyecanla bekliyordum Deva Partisi'nin gidişatını, Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın duruşunu, görevdeki süreci içerisindeki dürüstlüğü ve liyakatiyle ben orada siyaset yapabileceğimi düşünerek de Deva Partisi'ni zaten bekliyordum. Kurucular Kurulu üyesi olarak seçildik. İl Başkanımız Semra Hanım'ın başkanlığında bize 7 kişilik bir kurucu kurulu ekibiyle görevlendirildi. Van'da teşkilatlanmayı, yönetimi kurmak üzere görevlendirildik. Deva Partisi sürecimizde 2020 yılının Temmuz ayının işte ortalarında başlamış oldu. Hemen akabinde Deva Partisi Van İl Başkanlığı birinci olağan kongresini yaptık. Gerçekten Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da katılımıyla çok coşkulu, çok görkemli, çok güzel bir kongre oldu. O gün bugündür yaklaşık 40 tane birbirinden değerli, etkin, yetkin, dürüst, çoğu siyasetten yeni yüz arkadaşlarla, yönetim kurulu üyeleriyle yolumuza devam ediyoruz.
teşkilatlanmayla ilgili bazı ben bilgiler... Ben o zaman izninizle şunu söyleyeyim hani izleyicilerimize. Bir 2004 yılıydı, bir de 2009 9'da, yılı. O zaman bölgeden isim de verelim. AK Parti ve HDP'nin bir evet. rüzgarı vardı. Evet. Siz ilkinde Doğru Yol Partisi'nden seçildiniz. İkincisinde de Saadet Partisi'nden. Evet. Daha sonra aday gösterilmediğinizde de zaten parti kaybetmişti. Evet. Ve siz daha sonra köşenize çekildiniz. Yani herhangi aynen. bir siyasi partiyle organik bir bağınızla şey evet. yoktu. Aynen. Ve Ali Babacan ama bir sempatiniz vardı. Onu vardı. Da hep söylerdiniz. Yani eğer şey olursa tam böyle evet. hani nasıl diyeyim uyum hani şey istediğiniz şeyi adresi buldunuz. Aynen. Çünkü o zaman da bir belediye başkanlığı için bir iki parti teklifte bulundunuz. Siz yine kabul etmemiştiniz. Hani ben siyasi anlayışım artık. Şimdi değerli üstadım siz inanmadığınız bir şeyde başarılı olmanız mümkün değil. Evet. Yani bir siyasi harekete girdiğinizde onun ilkelerine, programına, tüzüğüne inanarak çalışırsanız muvaffak olursunuz. Yani ben o zamanlar büyük şehir olmadığı için yani o iki malum partinin dışında bir şeyle yani Doğru Yolda olsun gerek Saadet Partisi'nde olsun keyifle yaptık. Çünkü öyle bugünkü olduğu gibi parti egemenliği yoktu. Yani vatandaşın talepleri. Yani yerel yönetimde dediniz ya şahıs evet. önemli Gürpınar'da biz bunu gördük. Evet, evet. Yani ben Gürpınar'da vatandaşı dinledim. Ben partinin yetkili organlarını dinlemedim. Çünkü yerelde siz vatandaşla muhatapsınız. Yukarıdaki Ankara'da oturan adam, genel merkez veya parti teşkilatları yereldeki vatandaşların sorunlarını bilemez. Dolayısıyla gelen talepler de sağlıklı olmaz siyaset kanalıyla gelen. Bizde ise vatandaşın taleplerini biz göz önünde bulundurduk ve ona göre yol aldık. Dolayısıyla iki dönem çok kıt kaynaklara rağmen borçsuz, harçsız, problemsiz bir belediye bırakmanın gururunu yaşıyorum. Ben yaklaşık 5 yıl hacizlerle, icralarla uğraştık. Çok çok ciddi sıkıntılar vardı. Ama ben 1980'den beri belediyecilik mesleğinden geldiğimden ve belediyecilik üzerine bir sürü eğitim ve yüksek lisans da olmak üzere uğraş alanım olduğu için belediyeciliği çok iyi biliyordum. Ben her zaman şöyle derim, yani kaynaklar sınırlıdır ama talepler sınırsızdır. Dolayısıyla iktisadın ana temeli kıt kaynakların en verimli şekilde kullanımıdır. Ben de kamu yönetim mezunuyum, yani bunu ezberlettiler. Yani o aslında her ailede, her işletmede, her kurumda, hatta bütün devlet gibi büyük organizasyonlarda bile kaynakların etkin ve verimli kullanımı esastır. Aksi takdirde zaten dinimizde israfın haram olduğunu özellikle vurguluyor. Biz israfı minimize ederek kaynakları doğru ve etkin şekilde kullanarak Gürpınar Belediyesi'ne vatandaşın gönlünde taht kurduk. Ben hep şöyle bir örnekle şey derim. Çoğu ev hanımı seyircilerimiz lütfen bağışlasınlar. Hani becerikli bir ev hanımına 2 kilo ya da 1 kilo et götürürsünüz, 10 tane misafiri yüzünüzün hakkıyla gönderirsiniz. Ama beceriksiz ya da hamarat olmayan bir kardeşimize bir gövde et de götürürseniz 3-5 misafir memnuniyetle ayrılmaz. Yani ben diğer yönüyle bakmıyorum olaylara. Kaynakların etkin, verimli ve doğru şekilde kullanımıdır esas olan. Evet, buyurun. Evet, bunu da güzel anı yaptınız. Evet. Ve ben aslında buraya da davet ederken sizi merkezde yani İpek yolunda oturuyor biliyordum ama hala Gürpınar'da demek oturuyormuşsunuz. Yani bu da ayrı bir güzellik. Ben yani o meslektaşlarım bağışlasınlar bizi. Çoğu meslektaşlarımız görevi bıraktıktan sonra farklı sebeplerden belki siyasetten bıktıklarından çoğu ayrılıyor ilden. Ama ben ili boş verin kendi ilçemden ayrılmadım. Çünkü ben Gürpınar'ı gerçekten seviyorum. Gürpınar sevdalısıyım. Yerel yönetici seçildiği yerde oturmalı. O mahallede yaşamalı. Oradaki insanın derdiyle hemhal olmalı. Ama asıl mahalleti bıraktıktan sonra aynı yerde oturabiliyorsa da... Yani sağ olsun ben hemşehrilerimden, belediye başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra bile şu anda görevde olduğumdan çok daha yüksek bir teveccüh, bir güven, bir samimiyet görüyorum.
Ve kendi kendime diyorum iyi yatırım yapmışım. Yani yaptığınız yatırım sadece iktisadi ya da ekonomik manada bakmamak lazım. İnsan odaklı olmak lazım. Yerel yöneticilerin de en büyük vasfının bu olması lazım. Yoksa siz insanların gönlünü kazanmadıktan sonra onlara her türlü hizmeti de verseniz bu bir şey ifade etmiyor. Önemli olan onların gönlüne dokunmak, onların dertleriyle dertlenmek, onların sevinciyle sevinmek, onların halaylarında yer almak, ağıtlarında bulunmak bu çok değerli bir şey. Ben onun için özellikle yani bazı partilerin ya da işte etkin partilerin işte hiç yerelde olmayan ya da oralı olmayan insanların aday gösterilmesine çok kızarım, çok sinirlenirim. Hakikaten olmaması gerekir. Çünkü siz yaşadığınız yerin sorunlarını siz çok daha iyi bilirsiniz. Vatandaşın gelip onu size ayrıca anlatmasına gerek yok. Zaten siz onu teşhis etmişsinizdir. Aksi takdirde biraz önce dediğimiz gibi ekonomik manada yanlışlar yaparsınız. Kültürel manada yanlışlar yaparsınız. Sosyal manada yaptığınız yatırımlar heba olur gider. Bunun örneğini Gürpınar Belediyesi'nde kayyum döneminde yaşadık. Çok büyük, yani yolun ortasında parklar yapıldı. Bizim kültürümüzde olacak bir şey değil yani. Yolun yarısını böldüler, park ettiler. Ondan sonra yönetim değişti, parklar kaldırıldı. E kardeşim bu eğer yapılması gerekmiyor idiyse neden yapıldı? He, kaldırıldı bir daha. Tabii. Bunu neden yaptılar? Eğer gerekiyorsa neden kaldırıldı? Yani bunlar tabii yapan ya da kaldıranın cebinden gitmedi. Kaynağından gitmedi. Oradaki benim Gürpınarlı vatandaşımın, Beşik'te yatan çocuğumun ya da işte garibanın oraya gelen tahsisatından gitti. Yani bu sorgulanabilir bir şey olmalı aslında. Yani yerel yöneticilerin aynı zamanda sadece kanun mevzuat çerçevesinde değil, aynı zamanda seçmenlerine de hesap verebilir. Şeffaf bir yönetim sergilemesi esastır benim düşünceme göre. Evet. Peki bu eski bürokratlarda olsun, eski başkan ve idarecilerde genelde bir planlama vardır. Yani hani bir planlama kültürü daha doğrusu. Hani bir 20-30 yılı hesap ederek, planlayarak öyle. Son dönemde hani şey modası başlamıştı. Ya planlama değil, pilav lazım. Sanki biz onun artık şeylerini mi çekiyoruz, ceremesini mi? Yani o kadar atıl binalar var ki şu anda. Buna benzer hani siz park örneği verdiniz. Belki Van'da 3-4 tane ben size atıl bina sayabilirim. Adliye Sarayı. Adliye lojmanları, ne bileyim bu Van City, ne bileyim bu otoparklı binaya dönüştürülmesi. Ve her biri çok ciddi bir soruna dönüştü. Bu hani bir şey hatası var bizde galiba. Planlamayı çok mu askıya aldık daha doğrusu? Maalesef. Şimdi iktisatta şöyle bir terim vardır. İhtiyaçlar fizyolojiktir. Yani yaş aç olan bir insana sizin çok kaliteli bir saat hediye etmeniz onun için bir şey ifade etmiyor. Ya da ayakkabısı olmayan bir insana siz ona çok kaliteli bir palto vermeniz ona bir şey ifade etmez. İhtiyaçlarını sınıra göre karşılamanız lazım. Şimdi bir anda hani bu tabii belki bizim sikletimizi geçer Türkiye ekonomisi üzerinden değerlendirmelerde bulunmak ancak Türkiye'de çok ciddi manada bir beton ekonomisine yönelme oldu. Ve çok ciddi manada yanlışlıklar yapıldı, israflar yapıldı, kaynaklar heba edildi. Şöyle hatırlayalım, evet hani itibarla şey olmaz denen bir şey var ama itibardan tasarruf olmaz. Fakat şöyle düşünün, yani Van'da eskiden hükümet binası denen bir yer vardı, bütün kamu kurumları oradaydı, vatandaş gidip orada ihtiyacını karşılıyordu. Belki şu anda biraz rahat oldu ama her bir kamu kurumu neredeyse devasa işte binalar, yerleşkeler yaptı. Bunun ısıtması, temizliği, bakımı, şu bu bunlar çok ciddi rakamlar teşkil ediyor. Ve bu da hiçbir şey getirisi yok. Yani Avrupa'da biz çok gördük. Yani bizden çok çok güçlü olan ülkelerde bile bizim belki %10'umuz kadar yani onda birimiz kadar dahi israf yoktur. Yani siz eğer vatandaşınızı zengin edebiliyorsanız, onun cebine geçimini temin edecek kadar kaynak koyabiliyorsanız siz zenginsiniz. Yoksa sizin zenginliğiniz giderlerini karşılayamayacak kadar binaların yapılması, sarayların yapılması, araçların alınmasıyla ölçülmesi mümkün değil. Sonuçta işte ekonomide geldiğimiz nokta tıkanma şeyine gelir. Dolayısıyla bu bireyden başladı.
Ve maalesef biz parti olarak da kayyum sistemine çok karşı bir partiyiz. Yani eğer hukuk çerçevesi içerisinde mahalli idareci bir hata yapmışsa, kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla bunun alınıp yerine hukukun belirlediği şekilde atamanın yapılması lazım. Ama siz kalkıp vatandaşın iradesine ipotek koyarak bir şey atadığınızda bu zaman vatandaşı yok saymış olursunuz. Yerel temsilci direktmen vatandaşla muhatap olan kişidir. Bir kayyum arkadaşımızın belki başarılı olabilir, belki iyi niyetli olabilir ama seçilmeyle ilgili bir kaygısı olmadığı zaman vatandaşla direktmen 1-0 kopmuş demektir. Yani. Burada bir siyaset hani normal seyrinde devam etmiyor sanki. Bu kayyum hani AK Partililerle de konuştum da onlar da şikayetçi. Bir haksız bir tutum var hani ben kendi görüşüm. İkincisi hani rekabet ortamını da öldürüyor sanki. Sonuçta hani bir partide artık mağduriyetten dolayı insanlar ister istemez oraya yöneliyor. Şimdi doğru. Yani tabii biz o malum partiden onlar belki taleplerinin tam yerine gelmemesinden kaynaklı. Belki bazı serzenişler var. Ben hani şu anki mevcut Van Büyükşehir kayyumunu asla şey etmiyorum. Hatta ben çoğu siyasi talepleri makul olmayan siyasi talepleri geri çevirmesine duyduğum ve şahit olduğum Sayın Valimiz bu konuda bir şans da sayılır. Benim kastettiğim şu, mesela bir belediye kayyum atandıysa o seçilen belediye meclis üyeleri de galiba görevleri sonlandırılıyor. Evet, çoğu sonlandırıyorlar ama böyle örnek teşkil etmeyecek kadar tek tük kalan var. Bu da iktidar partisinden kalan arkadaşlar oluyor. Dolayısıyla siz orada vatandaşla tamamen bütün bağlarınızı koparıyorsunuz. Yani belediye başkanını alıyorsunuz, meclisini de alıyorsunuz. Geriye vatandaş işte kamunun atanmış personeliyle ya da işte müdürüyle, meclis üyeliğine kayyum olarak atanmış insanlarla bir iletişim kuramıyorlar haklı olarak. Yani bu doğanın bir kanunu. Siyasette rekabeti sanki buralarda öldürüyor bu. Maalesef. Rekabeti öldürdüğü gibi mağduriyet yaratıyor. Evet. Yani burada mağduriyet yarattığı zaman bu bir artı olmuyor aslında. Yani birilerinin beceremeyeceği bir şeye siz ona artı puan kattırıyorsunuz. Dolayısıyla yani bu bizim parti tüzüğümüzde de açık ve seçik bir şekilde ifade edilmiş. Kayyum sistemini bu şekildeki bir atamaya partimiz de buna karşıdır. Buna karşı farklı bir duruş sergilemektedir. Yasa, kanun hükmü önünde eğer belediye başkanı veya meclis üyesi bir hata yapmışsa ve kesinleşmiş bir hükümde olmuşsa ha o dönem açığa alırsınız soruşturmanın selameti açısından sonuna kadar. Ama eğer belediye meclis üyeleri seçer yine değil mi? Tabii yani normal olmuş. Yasa kayyum belediye başkanı bir şekilde görevden alındığı zaman tabii yasanın belirlediği şartlar içerisinde belediye başkanı alındığı zaman mevcut belediye yönetim üyelerinin içerisinde belediye başkanı seçilir. Evet. Hüküm böyledir. Ancak bugün uygulama tam tersine ki bu da dediğimiz gibi hem bir mağduriyet yaratıyor hem de vatandaşın bir tepkisini çekiyor. Sonuçta işte bir kısır döngüye dönüşüyor bu. Doğru. Şimdi aslında siz teşkilatlanma dediniz ben sözünüzü kestim. Evet. Bir notlarınızdan devam edelim. Benim soracağım sorular çok yani. Ben başta söyledim. Partimiz 9 Mart 2020'de Genel Başkanımız Ali Babacan'ın bir basın açıklamasıyla ve şeyiyle toplantısıyla Deva Partisi tanıtıldı. O dönemde şanssızlığımız işte ilk korona ölümü mü? Korona virüsünün işte Türkiye'de ilk tespitiyle basın tamamen ona yönlendirildi. Bilemiyoruz belki bu farklı şeylere çekildi ama o gün böyle bir partimiz basında çok fazla bir ses getiremedi. Hemen o 2020'nin Temmuz ayında biraz önce ifade ettiğim gibi il başkanımız Sayın Semra Odabaşı hanımefendinin ve biz yaklaşık 10 kişinin genel merkeze çağrılarak bize parti teşkilatının kurulması ve teşkilatlanmayla ilgili kurucu kurulu heyeti görevi verildi. Akabinde işte burada yaklaşık bir 10-15 günlük çalışmayla Van'da bir otelde 40 kişilik bir yönetim kurulu üyesi seçtik. Bu üyelerimiz gerçekten hepsi donanımlı, liyakatlı, kendi işlerinde başarılı.
arkadaşlarımız. İl Başkanımız Semra Hanım'ın başkanlığında şu anda dokunmadığımız insan, çalmadığımız kapı, dertlenmediğimiz derdiyle dertlenmediğimiz vatandaş yok. Gücümüzün yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepsine gücümüz yetiyor mu? Beceriksizliğimizden değil, gücümüzün yetmediğindendir. İnşallah biz Van'da vatandaşın iki kutup arasına sıkışmışlığını gidereceğiz. Vatandaşa bir nefes olacağız. Çünkü geçmişte ya A partisinden ya B partisinden başka yere gitme şansınız yok, nefes alma şansınız yok ki en büyük bunların mağdurlarından biri de benim. Dolayısıyla bu süreç içerisinde biz hızlı bir şekilde ilçe başkanlıklarımızı atadık. Şu anda 8 tane ataması yapılmış, kongresi yapılmış ilçemizin yanında. 3 tane ataması yapılmış ancak kongresi yapılmamış ilçemiz var. 2 tane de ilçemiz henüz atanmadı. Atama çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla bu ilçe başkanlarımız da sağ olsun gerçekten hepsi de birbirinden kıymetli, çok cevval, çok çalışkan, çok istekli vatandaşla gerçekten diyalogları iyi karşılığı olan arkadaşlar. Çünkü bunları seçim aşamasında çok ciddi elemelerden geçirdik. Yani karşılığı var mı, yaptığı işin ehli mi, dürüstlük konusunda vatandaşla nasıl bir karşılığı var, vatandaşla diyaloğu nasıldır? Bunların tamamı hepsi gözlemlendi. Ona göre ilçe başkanları atandı. Gerçekten partimize o kuruluş aşamasında çok ciddi manada bir teveccühü vardı. Bu teveccüh her geçen gün artıyor. İnşallah biz Van'da çok ciddi bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla Deva Partisi vatandaşın dertlerine deva olacak diye düşünüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da çok ciddi bir karşılığı var. Bunu Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de, Hakkari'de gittiğimiz her kongrede gözlemliyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye'de deva akla hayara gelmeyecek, belki insanların düşünemeyeceği bir atılımla yoluna devam edecek diye düşünüyoruz. Evet. Deva ile ilgili iki sorum olacak ama ondan önce hani iki kutuplu bir yapıya sıkışmış. Yani aslında tüm bölge genelde öyle. Diyarbakır, Mardin. Tabii ben bölge için söyledim. Ve çoğulculuğun da aslında tüm kentler için iyi olduğu söylenir. Ülke siyaseti içinde. Burada biz üçüncü, dördüncü renkleri de görebilecek miyiz? Aynen biraz önce ben ifade ettiğim o. Yani vatandaş iki kutup arasına mecbur edilmiş. Ya oradasın ya burada. Ben 1980 askeri juntasını da yaşadım. O dönemde bile bu kadar kutuplaşma ve ayrışma görmemiştim. Solcusuyla, sağcısıyla, MHP'lisiyle işte oturup aynı kahvehanede tartışabiliyorduk. Çay içerek dost olarak daha mı renkliydi siyaset? Kesinlikle çok daha renkliydi. Ama bugün o hale geldi ki farklı iki kutuptaki işte atıyorum HDP ile AK Partili cenahta bulunan iki kardeş birbirleriyle konuşmuyor. Ya bu ülke yazıktır. Bu kadar kutuplaşmaması gerekir. Sonuçta siyaset esas işi herkes kendi çabasında, tüzüğüne, programına göre ben hizmeti daha iyi edebilirim. Vatandaşa daha iyi hizmet götürebilirim. Ben daha iyi hizmet yapabilirim iddiası ve yarışı olmalı. Ama biz tamamen bunu kavgaya dönüştürüyoruz. Dolayısıyla Deva'nın bu özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde çok farklı renklere ve farklı açılımlara sebep olacağını düşünüyoruz. Evet. Deva internetle yönetimini belirledi. Yani şöyle tüm Türkiye genel burada. Evet. Siz tabii yılların aslında siyasetçisiniz. Tamam belki 2004 başladı ama onun öncesinde de sonuçta belediye başkanlarıyla çalışan, ne bileyim milletvekilleriyle hemdem olan insanlardan birisiniz. Bu biraz da eleştirildi eski siyasetçiler tarafından. Yani internetten belirlenir mi işte yönetim şeklinde. Buna yaklaşımınız nedir? İstanbul il başkanı dahil, şahsım da dahil, çok özür dilerim. Şahsım da dahil şeylerimiz Deva Partisi'nin şeyi üzerinden internet üzerinden şey yapıldı. Müracaatımız yapıldı. Bunun sebebi şuydu. Genel başkanımız ve kurucu kurulu üyelerimizin işte birilerinin vasıtasıyla gelip birilerinin gölgesinde ya da himayesinde siyasete girmesin gençler. Deva Partisi'nin en önemli şeyi ilk kez şu anda tüzüğümüzde Deva Partisi'nin herhangi bir kademesinde görev alan
Örneğin il yönetim kurulu 40 kişilikse eğer, bunun %50'si yani 20'si hiç siyaset yapmamış insanlardan seçildi. Bunun %35'i kadın kotasıyla sınırlandırıldı. Bunun %20'si gençlerle belirlendi. Yani toplumun her kesiminden siyasetle yakından uzaktan alakası olmayan, işte Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki öğrenciler de kurucu kurulu üyelerimiz, aynı zamanda siyasette deneyimi olmuş, duayen olmuş insanlar da var kurucu kurulu üyelerimizde. Dolayısıyla çağımız iletişim çağı. Tamamen işte dijital, sosyal medya üzerinden olduğu için vatandaşa böyle bir kolaylık, yani evinde oturduğu yerde cep telefonundan veya bilgisayardan DEVA Partisi, DEVA Org Partisi sistemine girdiği zaman orada üyelik başvurusu, yöneticilik başvurusu veya partiyle ilgili bir eleştiriye her zaman bu site açıktır. İnsanlar oradan başvurdu. Biz de burada Van'da kurucular kurulu üyelerini seçti, yani kurucular kurulu heyeti olarak teşkilatlanmayı yaptığımızda yaptığımız en önemli çalışma öncelikle veri tabanından başvuran insanları çektik. Evet. Bu ciddi listelerdi. Yani bir havuz oluşturdunuz. Evet, binlerle ifade edilen. Oturttuk, ekip olarak görevlendirdik. Herkes kendi çapında. İnsanları aradılar, işte buyurun görüşelim, yönetici olma, işte ilçe başkanı olma ya da yönetim kurulu üyesi olma gibi talepleriniz var mı yok mu? Bu insanlarla birebir görüştük. Yani arzusu olan, isteği olan hiç kimse dışarıda kalmadı. Hatta bazen birbirimizi kontrol etme açısından çek bile ettik bunu. Bunun siyasette şu karşılığı oldu. İnsanlar birilerinin tavasutuyla ya da birilerinin yönlendirmesiyle siyasete değil, kendi hür iradesiyle girdiler. Bu DEVA Partisi'nin önemli özelliklerinden birisi. Zaten bize dijital parti diye kuyruk taktılar. Bir ikincisi de kadın kolları ve gençlik kolları yok galiba yok. DEVA'da. Bu sağlıklı mı yoksa ne? Bir insan alışılagelmiş bir şeydi. İşte partinin il yönetim kademeleri olur. Kadın kolları olur, gençlik kolları olur. Bu ne diyorsunuz? Şimdi o tartışıldı genel merkezde, yetkili kurullarda. Şöyle bir gerekçeyle kadın kolları siyasette, işte kadın kolları kendi başına bir kadın kolları il başkanlığıdır. Evet. İllerde. İlçelerde kadın kolları ilçe başkanı. Gençlik kolları başkanlığı. Ama bu çok başlığa artık kargaşaya sebep olduğundan dolayı ana kademe teşkilat başkanlıkları çok daha etkin ve yetkindiler diğer partilerde. Bizim kadın kolları da gençlik kolları da en az teşkilatın ana kademesindekiler kadar etkin ve yetkindirler. Kadın politikalarından sorumlu il başkan yardımcılığı. Evet. Kadın politikalarından sorumlu ilçe başkan yardımcılığı. Kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı veya gibi. Ekonomi politikalarından sorumlu. Tabii ekonomi politikaları, halkla ilişkiler politikaları, dijital dönüşüm politikaları, eğitim politikaları, yaklaşık 20 tane politika başkanlığı var. Bu genel merkezin üst tepesinden kadar, ile ve ilçelere kadar. Tabii bu nüfusa göre bazen değişkenlik olabilir. Küçük ilçelerde örneğin en küçük ilçelerde 10 tane politika başkanlığımız var. Birleştirilmiş. Evet. Ama büyük Van için desem 20 tane, genel merkezde 20 tane genel başkan yardımcımız, yani politika başkanı görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın Van'da da aynı karşılığı vardır. Yani farklı bir sistemle gidiyorsunuz. Farklı bir sistemle gidiyor. Türkiye'nin alışık olmadığı bir siyasi sistemle gidiyoruz. Bu üye tespitinden yönetimin her türlü kademesindeki insanların ataması ve ileride göreceğimiz seçim sisteminde de ne kadar demokratik, ne kadar her bireyin değerli olduğunu ispat edeceğiz inşallah. Bunu zaten teşkilatlanma aşamasında da görüyoruz. Evet. Kongresini yapmadığınız üç ilçe hangisi? Kongresini yapmadığımız Edremit, Tuşba
ve Erciş ilçesi. Tuşban'da mı ilçe başkanlığı var. Binası var? Üçünün de var. Edremit'in de var. Kuruldu. Havaalanı karşı, daha önce il başkanlığının yanındaki binadaydı. Evet. Şu anda havaalanı kavşağında bir iş yerinin üzerinde açıldı orası. Oranın da kongresi yapılmadı. Bir de kongresi yapılmayan Erciş ilçesi var. Onu da çok yakın zamanda Erciş ilçesinin kongresini ve Edremit kongresini yapacağız. Tuşba ilçesinin ve Edremit'in bugüne kadar geciktirmemizin sebebi genel başkanımızın kongrede aramızda olmasını görme arzusundan kaynaklandı. Ancak genel başkanımızın çok yoğun bir programından dolayı artık yavaş yavaş kongreleri yapmaya başlayacağız. Uygun olurlarsa gelirler zaten. Vatandaşta çok ciddi bir karşılığı var genel başkanımızın. Çünkü bakan olduğu dönemde söylediğini, yani yetkin olduğu dönemde söylediği bütün sözlerin arkasındadır bugün. Aynısını söylüyor. Evet. İpek yolunun da binası var mı yoksa il? Yok. İpek yolu başkanı atandı. Çok değerli bir hanımefendi kardeşimizdi ama sağlık gerekçelerinden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Şu anda İpek yolu ile Saray ilçelerimiz ilçe başkanları henüz atanmamış. Yakında onlar da atama çalışmasını yapıyoruz. Atanacak onlar. Çünkü adliyenin karşısında bir ara geçerken bir tabela evet. gördüm. Acaba evet. başkanlık yeri orası mı? Hatta kendi ofisini hazırladı. Bayağı da bir çaba sarf etti. Fakat beklenmeyen sağlık sorunlarından dolayı o kardeşimiz yani gönlü bizde olmasına rağmen ayrılmak ve il dışına gitmek zorunda kaldı. Evet, buradan tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Teşekkür ederiz. Yani sağlık teşekkür her şeyin başında. Peki Van'ın 1 milyon işte 141 bin nüfusa sahip. Önceden 150 bin diyorduk ama bir 9 bin azaldık. Evet. Üye sayınız kaç şu anda Van'da? Van'da üye sayımız şu anda 2400 küsur civarında. Bu üye sayımızın düşük olmasının sebeplerinden bir tanesi biraz önce ifade ettiğim büyük ilçelerin henüz kongresinin ve atamasının yapılmamış olmasından dolayı. Ancak bu kongreler yapıldıktan sonra çok bir sel gibi büyüyeceğimizden eminim. Şey 2022 için bir hedefiniz var mı? Yani yıl sonuna doğru işte 5000 veya 10.000 hedefliyoruz gibi. Elbette yani bugün o büyük ilçelerimizin kongrelerinin yapılması ve teşkilatlanma çalışmalarının yapılmasıyla şu anki mevcudumuzun 5-10 misli artacağını öngörüyoruz. Evet, çünkü üyesiz olmuyor bu işte. Hayır efendim, burada siz yani siyaset böyle bir şey. Siyasette sizin background'unuz güçlüyse siz güçlüsünüz. Evet. Yani sadece genel başkanın karizmatik olması ya da genel başkanın yetkin olması, etkin olması bir şey ifade etmiyor. Bu bir destekle, teveccühle bu da en önemli kaynağı insan unsurudur. Evet. Şu an seçim kararı alsa sandık görevlilerinize kadar hazır mıdır? Şu an seçim kararı alınırsa Türkiye'de 81 tane ilde atanmış il başkanı vardır. Evet. 714 tane ilçe şu anda atanmış ve kongresi yapılmış. İl bazlı olarak konuştuğumuzda dediğim gibi 8 tane kongresi yapılmış, 3 tanesi yapılmak üzeredir. Bizim şu anda kongresi yapılan ve atanmış olan ilçelerin büyük bir kısmının mahalle temsilcileri ve sandık görevlileri hazırdır. Biz bunu sürekli eğitim politikalarından sorumlu arkadaşlarımız ve ilgili teşkilattaki diğer görevli arkadaşlarımız bunu sürekli koşturuyorlar. Arkadaşlarla gerek ilçe bazında gerek il bazında eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün seçim olsa hazırız. Evet. Şimdi DEVA ilk kurulurken böyle 15-20 bandı gibi hani bir şey veriliyordu. İşte bu bantta başlayabilir. Sonra anketlerde %3'ler. Ama insanlarla konuştuğumuzda ya en kötü ihtimal yine bir %6-7 oyları vardır. Yani genel hava bu şekilde. Tabii siz herhalde anket yaptırmıyorsunuz gibi. Yani yok, genel merkezdekiler şeye girmedi. Siz nasıl görüyorsunuz DEVA'yı Türkiye geneli? Ama bölgeye galiba Van ve Diyarbakır, Mardin gibi illerde Türkiye ortalamasının üzerinde diyorlar. Bu Ankara'da da öyledir. İstanbul'da da öyledir. Emin olun İç Anadolu'da da öyledir. Gittiğimiz her kongrede, çoğu kongrelere imkan buldukça katılmaya çalışıyoruz. Hiç olmazsa sosyal medya veya
internet üzerinden izliyoruz. Çok ciddi bir teveccüh ve karşılık var. Biraz önce bir şey ifade ettim. 1980'den bile bu kutuplaşma evet. yoktu. Yani 1980'de veya 80 sonrası o askeri vesayetin gölgesinde girdiğimiz seçimde bile insanlar karşıt fikirlerini özgürce söyleyebiliyordular. İnsanlar çok rahat siyaset yapabiliyordular. Fakat şu anda belli bir kesimin dışında insanların siyaset yapmasına müsaade edilmiyor. Bu kamu kaynaklarından tutun, kamu otoritesine kadar her türlü engelle, bariyerle karşılaşıyorsunuz. Anket dediniz. Evet, bugün belki %6-7 bandında görünüyoruz. Ama insanlar çok büyük bir kesimi, çok etkin insanlar, çok karşılığı olan insanlar, ya kusura bakmayın gönlümüz sizdedir. Ama biz gelemiyoruz. Ya kamuyla bağlantılı bir işi vardır. Ya çocuğunu işe sokacaktır. Ya işte bir beklentisi vardır gibi korkulardan. Ama biz bu korku eşiğini aştık. Yani Deva Partisi olarak ve en son 6 tane partinin bir araya gelmesiyle Türkiye'ye çok güzel bir fotoğraf servis edildi. Çok güzel bir manzara oldu. İnsanlar bu eşiği aşacak. Yani hakikaten ben üzülüyorum ya. Şimdi adam işte genç gidiyor, çaba sarf ediyor, en iyi üniversiteyi bitiriyor, en güzel puanı alıyor, 90 puan, 95 puan. Bakıyorsunuz çocuk elendi. Yani mülakata çağrılanların içerisinde ilk %2'ye, 3'e girerken 60-70 kişi alınırken o çocuğun elenmesi, bu bence çok etik değil. Yani biz bunu gerek çevremizde, gerek bize gelen şikayetlerde, gerek gençlerin gelip birebir ifade etmesinde çok şahit olduk. Ve çok bunlara yüreğimiz acıdı, üzüldük. Fakat elden bir şey gelmiyor. Elimizden şu geliyor. Yanlışa dur demek için biz de varız dedik, ortaya çıktık. İnanıyoruz ki Türkiye'de herkesin kendini rahat bir şekilde ifade edebileceği, herkesin hakkını alabileceği, herkesin liyakatına, becerisine, etkinliğine göre bir yerlerde olabileceği bir zemin hazırlamak için yola çıktık. İnanıyoruz bunda başarılı olacağız. Çünkü vatandaşımız bugün kendini ifade edemese de, vatandaşımız bugün doğruları söyleyemese de, sandıkta en iyi cevabı yine vatandaşımız veriyor. Bunun örneklerini de çok yaşadık. En güzel örneği başta Gürpınar, İstanbul'da da yaşadık. Gürpınar'da ben hiçbir aşiret mensubu değilim. Gücüm yok. Sadece vatandaşın gönlünü kazanmışım. İktidarın bütün baskı, sıkıntı, engellemelerine rağmen %52 ile bir de diğer HDP'nin bütün baskılarına rağmen biz o ortamda bile o sıkıntılar içerisinde %52 ile vatandaştan oy aldık. Gerçi bu küçük bir örnek ifade eder ama en yakın örneği İstanbul örneği. Yani vatandaşın iradesine saygı duyulmadı. Vatandaş da işte bu dedi, cevabını verdi. Dolayısıyla ben vatandaşımızın her şeyin çok iyi farkında olduğunu, gerçekten kendisi bile şu anda bir haksızlığa araç oluyorsa bile onu vicdanen yapmadığına inanıyorum. Çünkü sonuçta insanız her şeyden önce. Yaptığımız haksızlıkları da başımızı yastığımıza koyduğumuzda eminim ki vicdanen rahat değiliz. Bunu inşallah aşacağız diye düşünüyorum. Evet. Altı parti bir arada mı girer seçime? Hani fotoğraf onu gösteriyor. Yani şu anda genel başkanımız her ortamda şunu söylüyor. Biz şu anda hiçbir ittifaka bağlı değiliz. Güçlendirilmiş parlamenterler sistemi, parlamenter sistemine evet diyoruz. Buna evet diyen her partiyle yol almaya varız. Güçler dengesinin, yetkilerin evet ilgili yerlerde paylaşılmasıyla toparlanmış, güçlendirilmiş parlamenter sistemine diyen herkesle varız. Ama süreç içerisinde ittifak içinde mi gideriz? Kendi başımıza mı gideriz? O partinin yetkili kurullarında o günün şartlarına göre değerlendirilir. Ama bugün Türkiye'de her şeyden önce ekonomiyle ilgili bu çıkmazın aşılması için mutlaka
bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Artık hiçbir siyasi partinin bugün muhalefette Türkiye'nin dertleriyle dertlenen hiçbir siyasi partinin fevri ve kendi başına hareket etme gibi bir lüksü olamaz. Çünkü ülke şu anda onu gerektirecek bir durum değil. Çok daha önemli fedakarlık ve özveriyle yaklaşım içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Ekonomik sıkıntı artık ciddi ciddi yani hissediliyor. İntiharlar oluyor. Bugün az önce sizle programa çıkmazdan önce baktım işte bir hastaneden işte ikisi İngiltere'ye gitti diyor. Dördü Almanya'ya gitti. İkisi işte başka bir özele geçti. Yani şey de bu beşeri sermaye dediğimiz nitelikli insanın beyin göçü bu da çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Artık herhalde burada dediğiniz gibi bir sorumluluk hissetmeleri gerekiyor. Yani tüm siyasi partilerin. Kesinlikle değerli üstadım. Şimdi bizim geleceğimiz gençlerdir. Biz bu gençlere her şeyden önce rahat bir çalışma ortamı, ceplerine geçimlerini sağlayacak kadar kaynak bırakmazsak, bunları hak ettikleri bir yerde istihdam etmezsek, becerilerine, liyakatlarına göre değerlendirmezsek, bu gençler bırakıp gidecek. Belli bir süre sonra bu ülkede artık nitelikli yetişmiş iş gücü ve insan kalmayacak. Bugün ne acı bir gerçek ki, Türkiye'deki her 4 gençten 3'ünün yurt dışına gitmeyle ilgili talebi bir hayali. Var. Hayali var. Ben bu ülkede yaşamaktan mutlu değilim diyor. Neden? Çünkü en basit şey liyakat kalmadı. Yani beceriyle ilgili ölçüm kalmadı. Eğer bir yerden siyasi bir referansınız varsa ya da bir gücünüz varsa liyakat falan hak vere. Kimse onu sorduğu yok. Direkt istediği yere gidiyor ve çok ciddi devletin kaynaklarından istifade ediyor. Bizim burada bugün Van'da asgari ücretle işe adam alacağız desek belki on binlerce ifade edilecek gençler kuyruğa girer. Ama diğer tarafta kamunun bir şekilde yerlerine, arpalıklarına bir şekilde kaynağı bağlamış, işte hortumunu bağlamış, istifade eden insanlar 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş o da öyle böyle maaşlar değil. Belki 100 tane genci idame ettirebilecek, 100 tane aileyi geçindirebilecek paralarla ifade ediliyor bu. Ya bu etik değil, bu insani değil. Gerçekten bu ülkenin gençlerine çok yazık. Yani bu ülke gerçekten, Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye çok verimli bir ülke. Türkiye eğer kaynaklar, biraz önce demiştik ya ekonomide kaynakların yerinde ve temelde israf edilmeden kullanılmasıyla ilgili Türkiye çok büyük bir ülke. Eğer bu düzgün bir şekilde yönetilmeye kalksa Türkiye çok kısa bir sürede ayağa kalkar. Çünkü potansiyel çok yüksek. Her şeyden önce tabiatımızın yanında çok büyük bir verimli yetişmiş iş gücümüz var. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. İzninizle reklam arası verelim. Reklamlardan tabii. Sonra da ağırlıklı olarak yerel yönetimleri konuşacağız. Aynen. Özellikle bu büyük şehir yasası ne getirdi ne götürdü. Bir de sizlerden dinlemek aynen isterim. İkinci bölümde bunları konuşalım. Tabii. Evet. Sayın izleyiciler, reklam arasından sonra Van Gölü Ekspresi kaldığı yerden devam edecek.